Hocam siz de buradayken biraz transferi konuşalım. Dün Sayın Ali Koç'un açıklamaları vardı. Bugün Umut Meraş ismi Fenerbahçe'de ön plana çıktı. Max Kruse için kalabilir dedi Sayın Başkan. Nasıl bir Fenerbahçe olacak önümüzdeki sezon? Merak ediyorum doğrusu. Başkan bir şey net söyledi. Ersun Hoca gitmeden önce, mesela bu senin başlamadan önce en çok istediği şey iki tane daha hızlı kanat oyuncusuydu. Ya mesela Onyekuru Fenerbahçe'de olsaydı bu sene ligin şampiyonu başka bir takım olurdu yani. Çok net söyleyeyim yani. Bu kadar uğraşmazdı Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyonluğa oynardı orada. Dolayısıyla iki tane hem de öyle. O yapıda oyuncu, hızlı kanat oyuncusu alacak. Bu çok çok önemli. Aslında Rodriguez var da öyle oynamıyor hocam. Yani Galatasaray'daki Rodriguez yok. Yani Fenerbahçe herhangi bir teknik adam gelip de Rodriguez'i kalsın mı diye sorsa büyük bir ihtimalle kalmasın diyecektir. Ama seçeneklerin içerisinde daha iyisini bulamazsan kalabilir. Ama Rodriguez'in en büyük problemi ne biliyor musun? Sağda oynayan Fenerbahçeli oyuncuları görüyorum. İlk 20 hafta çok başarılı giden ama topu içeri sokma konusunda problemi olduğu için sıkıntı yaşayan takımın bir de tabii ki hakem hatalarından ben de onu hep söylüyorum. En çok etkilenen takımdır Fenerbahçe. Takımın oyuncularının birçoğu tekmeye kafayı koyuyorlar. Ya Rodriguez bak tekmeye kafayı koymayı, tekmeye ayağını bile ya da ayağını dahi uzatmıyor. O anlamda Fenerbahçe'ye haksızlık ediyor Rodriguez. Dolayısıyla böyle de baktığın bu kadar zor günlerde bu takımın yanında olmalısın sen. Olmadığını gördüğün zaman o zaman da bir sonraki planlamada senin adın ancak ekonomik olarak uygunsa olur o takıma yazarlar. Fenerbahçe'nin iki tane net kenar oyuncusuna, hızlı kenar oyuncusuna ihtiyacı var. Çok net bir şekilde stoperler, hatta mümkünse iki tane stopere Fayet'ten düşündüklerinin en iyisini aldılar. Bir de bir cesur yüreğe daha ihtiyacı var. Bir cesur yürekleri var sahada. Fenerbahçe için büyük nimet. Gustavo yok böyle bir adam. Müthiş. Hakikaten karakter olarak Türk futboluna son yıllarda gelmiş en doğru adamlardan bir tanesi. Adamın tipi Ayhan Işık, yüreği de Ayhan Işık. Mert, çok adam, güzel özetiniz. Erkek. Hakikaten öyle. Çok önemli. Fenerbahçe kulübü de onun kıymetini biliyor ama. Gerçekten saha içerisinde Emre'nin dışındaki Emre seneye belli. Teknik açıdan götürecek. Fenerbahçe için de büyük kazançtır. Bak Sergen Hoca büyük kazançtır. Bir de kenarda lider vasıflarından en önemlisini üstüne yerleştirirse nedir o? Baskı altında doğru karar verebilme yeteneği. Emre bunu kendine yerleştirebilirse Fenerbahçe bambaşka bir teknik adam kazanacaktır. Dolayısıyla Fenerbahçe için de büyük şanstır. Şimdiden peki görüyoruz birçok oyuncu başka yerlere gidebilecekken Emre ağabey olarak gördüklerinden dolayı onun futbolculuğundan etkilendikleri için Fenerbahçe'ye geliyorlar. Devam edeceğiz hocam. TFF birincilikte de büyük heyecan yaşanıyor. İstanbulspor'la Akhisarspor bugün karşı karşıya gelecek. Mustafa Mandev'den son bilgileri alacağız bu maç öncesi. Mustafa Mandev söz sende. Teşekkürler Cüneyt Şen. Size ve Gürkan hocamıza iyi yayınlar dileyelim öncelikle. TFF birincilikte sizin de belirttiğiniz gibi çok ama çok önemli bir mücadele. Yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak karşılaşmayı Caner Ak yönetecek. İstanbulspor Necmi Kadıoğlu Stadyumunda kendi evinde Akhisarspor'u konuk edecek. Bir tarafta son 5 maçından galibiyet çıkaramayan İstanbulspor, diğer taraftaysa son 5 maçında yalnızca bir kez mağlubiyet yüzü gören Akhisarspor var. Aslında iki takım için de hedefler doğrultusunda çok önemli bir maç. Akhisarspor yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor. İstanbulspor ise alt sıralarla arasındaki olan puan farkını açmak istiyor. Gerçekten çok heyecanlı bir mücadele. Aslında dün yine TFF 1. Lig'in kaderini belirleyen maçlar oynandı. Hem küme hattında hem de zirve yarışında çok önemli müsabakalar oynandı. Adana Spor TFF 1. Lig'e veda etti. Bir diğer Adana temsilcisi deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek Süper Lig yolunda emin bir adım attı. Tıpkı Adana Demirspor gibi Akhisarspor da gözünü Süper Lig'e dikmiş durumda. Yılmaz Ural ve öğrencileri dün oynanan maçlardan sonra zirve hesapları yapmaya başladı. İyiden iyiye kalan tüm maçlarını kazanıp yeniden önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmak istiyorlar ki aslında en yakın rakipleri Keçiören Gücü'yle aralarında, özür dilerim, Karagümrük'le aralarında sadece bir puan var. Aslında Karagümrük Akhisarspor'un ensesinde bekliyor diyebiliriz. Herhangi bir puan kaybında ve Karagümrük'ün alacağı bir galibiyette playoff potasına Karagümrük girecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde mücadele başlayacak. Gelişmeler Aspor ekranında olmaya devam edecek diyerek sözü tekrar size bırakalım. Cüneyt Şen. Teşekkür ediyoruz Mustafa Mandev'e. TFF 1. Lig'de de gerçekten dünkü maç nefes kesiciydi hocam. Adana deyim yerindeyse yandı. Zaten sıcaktan yanıyordu. Bir de futbol ateşiyle yandı. Ya ben bir ara yandan da üzüntü yaşandı. Bir ara işte başka şeye bakıyordum. Bir döndüm her şey değişmiş yani. İnanılır gibi değil.
futbol. İkisi de çok değerli aynen takımlar. Ya ben Erzurumluyum bir kere, isterim tabii ama ama Adana Demirspor da dün gerçekten iyi futbol oynadı. Onu da çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Keyifliğine. Nefis bir maçla noktayı koyacağız. Barcelona maçıyla noktalayacağız ana haberi. Bu akşam da ana haberin sonuna geldik. Yarın akşam birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çok masum kaldı. Bir şey, daha başka bir şey söyleyeyim de. Yani çok masum kaldı. Emre Kaplan da Abdurrahim Albayrak da görüştü. Monaco ile görüşmelerimiz devam ediyor demiş Albayrak. İyi ilişkilerimiz var demiş aslında. Ama şimdi Levent'in az önce söylediği onun Fatih üstüne update ediyoruz biz o bilgileri. Levent çok net bir şekilde Fatih Hoca diyor. Oradan onu. Fatih Hoca. Sen Fatih Hoca'nın kolay kolay soyunma odasında şurada burada olan bir şeyi böyle olumlu ya da olumsuz şak diye ortaya söylediğini gördün mü? Ya belli Fatih Hoca'nın burasına gelmiş gitti ya deyip böyle söylemişti. İki gündür de idmanlara çıkmadığını belirtmiş. Zaten çıkmıyor, bir de pazar gidiyor diyor. Bak enformasyona bak, pazar gidiyor. Onyekuru yok diyor yani. Hakikaten bu böyle çok kolay kaldırılabilir bir şey. Bu vefasızlık. Galatasaray'ın da oyunun üzerinde etkileyecektir. Ya Galatasaray'ın yani ben çok özür dilerim ama %30'u falan yani. Tabii. Çünkü sistemi onun üstüne kuruyorsunuz yani. Dediği gibi hızlı santrfor, at arkaya gitsin. Elindeki tek silah bu kaldı Galatasaray'ın. Babelli Galatasaray'ın olmadığını gördük ilk yarıda. Onyekuru geldikten sonra Galatasaray farklılaşmıştı. Tamamen değişti. Ki oyun sisteminde bu var Galatasaray'ın son dönemde. Bugün birçok Avrupa takımında var. Yani bugün güçlü takımların hele hele ilk golü atıp da öne geçtikten sonra bu müthiş bir silah yani. Ya şimdi Fenerbahçe'nin en büyük silahı mesela silahsızlığı o. Atıp öne geçiyorsun, arkaya koşturacak adamın yok. Şimdi Onyekuru tek başına 3 tane bu anlamda oyuncunun işini yapan bir oyuncu. Sağ oynat, sol oynat, hatta önde tek adam oynat. Öyle bir adamı kaybediyorsun. Ama şu anda Galatasaraylar onun derdinde değil yani. Hakikaten nasıl yapar bize bunu? Öyle olmaz mı ya? Nasıl yapar bunu bize ya? Hukuki yönüne de bakalım. Merak ediyoruz demiştiniz. Anıl Dinçer var telefon attığımızda, spor hukukçusu. Sayın Dinçer iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar Cüneyt Bey. Merhabalar. Onyekuru ve Galatasaray arasında bir ayrılık yaşanmak üzere. Biz de merak ediyoruz. Biliyoruz ki UEFA'nın bir kararı vardı sözleşmeler konusunda ama buna rağmen Onyekuru gerçekten kulübüne dönebilir mi? Sizin bir hukukçu olarak görüşünüz nedir? Açıkçası pandemi sonrası futbolda bazı şeyler değişti. Hı hı. Pandemi sonrası da FIFA'nın yayınladığı bu değişikliklere ilişkin iki tane sirküler var. Birincisi 7 Nisan tarihinde yayınlandı. İkincisi de yanlışım olmazsa 11-12 Haziran tarihinde yayınlandı. Burada da oyuncu maaşlarından kiralık oyuncu sözleşmelerine dair birçok konuda FIFA görüş bildirdi. Bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Onyekuru konusu özelinde ilk yayınladığı 7 Nisan'daki sirkülerde dedi ki bizim bir önerimiz var kulüplere. Bu oyuncular oynamaya devam etsin. Yani kiralık oyuncular kiralık bulunduğu kulüpte oynamaya devam etsin. Çünkü burada lig bitmemiş. Uzamış bir lig var. Son maça kadar da otomatik olarak sözleşmeler uzasın dedi. En sonuncusunda 11-12 Haziran'da da hatta şimdi açtım karşımda şeyde talimatta yayınladıkları değişiklik. Diyor ki strongly recommend ediyorum diyor. Yani güçlü olarak yani tavsiye ben bunu tavsiye ediyorum diyor. Neyi tavsiye ediyorum? Oyuncuların sözleşmeleri de otomatik uzasın. Yani bulunduğu kulüpte bu da FIFA'nın istediği şu diyor ki ligler devam ediyor diyor ve bu devam eden liglerde kulüpler olan oyuncularla sezona hangi oyuncularla başladıysa onlarla ligi bitirsin. Anıl Bey bir şey sorabilir miyim? Anıl buyurun Bey, tabii ki de hocam. Buyurun. Şimdi strongly recommended bir herhalde hukuki olarak bir bağlayıcılığı olmayan bir şeydir yani. Yani ya. Açıkçası bunu çok güzel bir yere değindiniz. İlkinde 7 Nisan'dakinde otomatik olarak uzar diye bir dil vardı. İkincisinde 11 Haziran'da biraz FIFA dilini değiştirdi. Dedi ki ben tavsiye ediyorum hatta beni bağlamıyor. İç hukuka falan biraz atıfta yapmaya başladı. Yani biraz kendinden olayı çıkarmaya başladı. Doğru. Ama şöyle bir olay var. Şimdi Onyekuru ile Galatasaray arasında yaşanacak bir sonda. Keza Galatasaray ile Onyekuru arasında bu sorun değil. Bunu da ben biraz şöyle tanımlamak istiyorum. Monaco ile Galatasaray arasında. Şimdi çünkü tamam bir oyuncu sözleşmesi var oyuncuyla Galatasaray arasında ama burada bu oyuncu sözleşmesinin bağlı olduğu bir kiralık oyuncu transfer sözleşmesi var. Şimdi buna aykırı bir hamlede bulunduğu zaman Monaco Onyekuru da ben oyuncu tarafını da suçlayamam çünkü bir şey de diyemiyor. Çünkü diyor ki biz bu sözleşmeyi tanımıyoruz. Yani bu sözleşmeye göre aksiyon almak istiyoruz diyor Monaco. Ondan dolayı bitmiştir diyor. Açıkçası ben şunu da Galatasaray avukatı olarak olsam savunurdum. Hı hı. Mayıs'ta bu sözleşme normalde bitiyordu değil mi? Evet. Siz Mayıs'tan şu zamana kadar beklediniz. Niye beklediniz? Hani biz iyi niyetli değil. Çünkü Mayıs sonu siz bunu deseniz tamam belki bu tartışılabilirdi ama burada lig devam ediyor. 2-3 maç daha oynanmış kaldığı yerden. Siz diyorsunuz ki devam eden liginde yani ertelenen ligde devam ederken ortasında diyorsunuz ki biz oyuncumuzu geri çağırıyoruz. Hani burada kesinlikle Monaco'nun kötü niyeti aranır. Galatasaray yerinde olsam da ivedilikle hiç beklemeden FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na bu konuyu taşırdım. Çünkü bu sözleşmelerin dediğim gibi FIFA'nın önceliği
ligde başladığı oyuncularla kulüplerin sezonu bitirmesi. Çünkü her böyle kiralatan kulüp yapmaya kalkarsa bunu liglerde de karışıklık yaşanmaya başlanır. Çünkü örneğin Galatasaray için siz az önce dinliyordum yayını. Onyekuru evet çok önemli bir oyuncu. Başka önemli oyuncular da olabilirdi kiralık. Onlar da aynısını yapsa Galatasaray için burada bir dezavantaj yaratacaktı. FIFA da bunun önüne geçmek için bu sirkülerleri yayınladı. Ama gördüğümüz kadarıyla da Monaco bu sirkülerleri birazcık FIFA'nın yayınladıklarını hiçe sayarak kendi sözleşmede bildiğini yapmaya çalışıyor. Peki Sayın Dinçer, malum Türk kulüpleri olunca üzülerek de olsa bu soruyu sormak zorundayız. Eğer ödemelerde ve maaşta bir gecikme varsa böyle bir bahane üretebilir mi karşı taraf Monaco açısından bakarsak? Ya açıkçası Monaco bunu iddia edemez. Şimdi iki tane sözleşme var ortada. Birincisi transfer sözleşmesi Monaco ile Galatasaray arasında. Bu oradaki transfer sözleşmesine ilişkin ödemeyi bağlar. Ama oyuncunun maaşına ilişkin yapılamayan bir ödeme oyuncuyla Galatasaray arasındaki ilişkiyi bağlar. Burada oyuncu ne yapabilir? Oyuncu 15 gün bir süre verip sözleşmeyi feshedebilir. Ödenmezse sonunda ihtar çekip. Ya da oyuncu FIFA'da alacaklarına ilişkin dava açabilir. Ama burada dediğim gibi ya bu sözleşmenin otomatik uzamasını etkileyecek durumlar değil. Şeye de değinecek olursam ben Galatasaray üzerinde açıkçası ödeniyor mu ödenmiyor mu o kısmı bilmiyorum. Ama Türk kulüplerinde ne yazık ki birinci eleştirim pandemi görüşmelerine ilişkin oyuncularla bu maaş indirimi de geç kalındı. İkincisi ödemeler yapılmıyor. Örneğin bu anlaşmazlık çıkıyor %30 %40 neyse indirim. Geri kalanı da ödemiyorlar. Diyorlar ki tamam biz anlaşamıyorsak 3 ayda ödemiyoruz. Bundan dolayı oyuncularla sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bu olay özelinde bence bu olay Monaco ile Galatasaray arasında Monaco'nun tutumuna ilişkin ve vurgulamak istiyorum. Mayıs sonu da yapılmıyor bu. Yani çünkü bu liglerin başlayacağı Mayıs sonu, Haziran başı gibi belli oldu. Bu ligler de başladı kaldığı yerden. Monaco hiçbir aksiyon almadı. Ama 2-3 maç oynandıktan sonra Monaco'nun bu aksiyonu alması bana açıkçası bir iyi niyetli bir yaklaşım gelmiyor. Galatasaray'ın da bunun üstüne gitmesi lazım. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Anıl Bey de buradayken fikrimi söyleyeyim. Belki o da fikrini söyler. UEFA ya da FIFA buraya çok acil bir çözüm getirmek zorunda. Hı-hı. Çok acil ama. Hem de belki bir hafta içinde. Çünkü bu emsal teşkil eder ondan bir sonra. Bir de şu var. Monaco'nun önüne diğer gelen kiralık oyuncularının sözleşmeleri de daha önce uzatılmıştı. Sadece yani Monaco için değil. Bütün takımlar için. Hı-hı. Şimdi Onyekuru böyle çekip gider ve burada herhangi bir önlem alınmazsa ondan sonra herhangi bir takımda Avusturya Ligi'de yani oynanan ligler için İngiltere Ligi'nde de olur Fransa oynanmıyor Almanya Ligi'nde de olabilir neyse bitiyor ama sonuçta bütün liglerde bu risk ortaya çıkar. Onun için UEFA'nın FIFA'nın Galatasaray'ın hızlı başvurusuna çok hızlı cevap vermesi lazım yoksa çok bu hızlı cevap çorap söküğü gibi gider. Ki emsal oluştursun sizin dediğiniz gibi. Ben de katılıyorum çünkü dediğiniz gibi diğer oyuncular için de bir gösterge olsun, onlar da aksiyon alacaksa alsınlar ya da kulüpler bu oyuncularla devam edemeyeceğini bilsin. Açıkçası FIFA'yı da eleştireceğim bir konu burada. Şimdi ben futbola bakıyorum, basketbola. Basketbolda Basketball Arbitration Tribunal var. Uluslararası Tahkim Kurulu. Çok güzel bir açıklama yaptı. Yani bütün maaşlara ilişkin yüzde kaç olacak her şeyi nizamına uygun yaptı. Ama FIFA'da bakıyorsunuz biraz daha kulüple oyuncu arasındaki veya kulüpler arasındaki ilişkiye bırakıyor. Diyor ki kendi aralarında anlaşırlarsa. Ama anlaşamazlarsa ne olacak? Çünkü burada ligler devam ediyor. Ve bir kaosa sürüklenecek futbol kulüplerde. Örneğin Onyekuru gibi 2-3 tane daha oyuncu kiralık olsa Galatasaray'da ve bu kulüpler de aynısını yapsa Galatasaray için haksız bir durum olacak. Lig devam ediyor çünkü. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Sayın Dinçer teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya çok enteresan. Bir tavsiye kararı var ve FIFA'nın... Bak orada sen strongly recommended dediğin zaman geçmiş olsun. Yani bu UEFA orta sahada top çevirmiş. Ya şiddetli olsan şiddetli olsan olur, şiddetsiz olsan olur. Yani sen UEFA'sın, tepedeki kurumsun. Dersin ki 31 Mayıs mı? Bittiği tarihe kadar asla bir oyuncu başka bir kulübe gidemez. Tamam o zaman hadi git de göreyim. Şimdi buradan bak çok açık. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Muğlak bir ifade. Çıkmaz buradan bir şey. Hukuki metin değil bu yani. Anıl Bey'i de dinlerken onu görüyorum ben. Hukuki metin olmadığı için üstüne bir bardak su içilir durum olur. Sadece Galatasaray'a Onyekuru'nun attığı bu kazık başka hiçbir şey değil. Yani çok ayıp. Hakikaten insan üzülüyor da. Sonuçta bir yere vardırdı, seni bir yere vardıran bir takıma karşı yapılmayacak bir şey. Ama hiçbir şey çıkmaz, söyleyeyim yani. Monaco adına da çıkmaz. Olay şu, en basite indirgersek biz tahammül olarak konuğumuzu sağ tarafa oturtuyoruz. Ama siz sola oturmak isterseniz değiştiririz. Evet yani. Ama şöyle yönetimimizin bu konuda bir tavsiye kararı var sağda otursun diye onu bozmuş oluruz. Ya ama fena değil hakikaten. Ben gelince arada oraya otursam iyi olur. Bak, hocam, bu iyi oldu söyledim. Tahammüller gereği. Devam edelim. Muslera ile devam edeceğiz hazır. Doktorumuz da buradayken. Muslera sakat antrenmana çıktı. Muslera'nın ilk söylendiğinde ben şimdi bak en son söyleyeceğim başta söyleyeyim. O söylenen sakatlığın 6 ay falan ben çok 6 ay süreceğini zannetmiyordum. Yani 6 ay biraz uzun süreli söylediler. Ve yani Muslera gibi bir oyuncunun zaten daha çabuk döneceğini düşünüyorum.
O yüzden ilk 6 aya da böyle biraz şeyle baktım. Nereden 6 ay? Hani çok da kimsenin şeyine girmek istemedim branşına ama. 2 yerinden kırıldı hocam. 6 ay değildi ama yani yine de 6 ay. Artık öyle değil yani. Bu oyuncuların yapılarına baktığımız zaman 6 ay biraz uzun bir süreydi. Bir de Mustera başka bir adam. Yani hakikaten ya şimdi Mustera'nı falan şimdi şu Onyekuru'yu görünce. Şimdi aidiyet duygusu Mustera'yı al sırtına. İşte aidiyet duygusu abidesi yani. Oyuncu var. Mustera'yı al sırtına Mecidiyeköy'den Kadıköy'e geç, Kadıköy'den tekrar Mecidiyeköy'e geç yani hakikaten helal olsun. Adam mı? Adam.